Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Şimdi bildiğiniz gibi ben özellikle Instagram'da takipçilerimle birebir iletişim halinde olan biriyim. Ve ne oluyor? Sürekli bak arkadaşlar sağ olsunlar kendilerine yakın görüyorlar. Kişisel sorunlardan tutun finansla ilgili, kişisel gelişimle ilgili, sosyal hayatla ilgili çeşitli sorular soruyorlar ki ben hep söylemişimdir. Benim aslında çok bahsetmesem de sosyal ilişkilerdeki yeteneklerim ve bilgi birikimim finanstan daha iyidir. Ki finansta da hani eğitimin nereden geliyor derseniz dünyanın en iyi ilk 80 okulundan birini bitirdim ben. Royal Holloway University of London mezunuyum. Ama sosyal hayattaki yeteneklerime ve analizlerime hani finanstaki kadar güven, pardon. Finanstaki yeteneklerime, sosyal hayattaki yeteneklerim ve olayları analiz kabiliyetim kadar güvenmem. O kadar da iddialı konuşurum. Ve bir şey dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bana sürekli olarak ama her gün her gün. İnanılmaz ya hani böyle belki de belli bir yaşa, belli bir olgunluğa oluştuktan, geldikten sonra hani gülüp geçeceğiniz sorunlar soruluyor. Örneğin çok utangaçım ne yapayım? Kız arkadaşımdan ayrıldım. Bir kızla nasıl konuşurum? Herkesin derdi bundan ibaret yani. Arkadaşlar bakın. Başlıktan da anlayacağınız gibi ne dedim ben orada? Dertlerinizi büyütün. Bakın bu ne demek şimdi? Bu ne demek? Şimdi çoğu zaman aslında şimdi bunu hep bahsettiğim konu. Teknolojinin de gelişimiyle birlikte arkadaşlar artık birçoğumuz sıradan sokakta yürüyen bir vatandaş bundan 200 sene önce yaşamış bir kraldan daha rahat bir hayat yaşıyor. Değil mi? Yani ben size söylüyorum daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Belki yeni izleyen arkadaşlar olur bir örnek verelim. Ben kalelere gitmeyi çok seviyorum. İngiltere'de tarihine çok sahip çıkan bir ülke. Birçok kale var ve hani kaleler şöyle ilk günkü gibi korunmuş, muazzamlar. Muazzamlar. İşte gidiyorsunuz, geziyorsunuz vesaire. Kralın odasına girdim ya. Kralın odası yani bu herif İngiltere'yi adamın iki dudağının arasında. Odasına girdim. Cam yok. Cam yok. Ama pencere var ama cam yok. Bir şömine var orada ısınıyorlar. Ve kralın gece affınıza sığınarak söylüyorum. Tuvalet ihtiyacını karşılaması için bir kova var köşede. Bak hayat bundan iyi. Bak kralın hayatı bu. İngiltere'nin sahibinin hayatı bu. 200-300 sene önce. Tamam mı? Ve ondan sonra tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra oradan bir tane bir delik gibi bir şey açıyor. Oradan aşağı ihtiyacını temizliğini sağlıyor diyelim arkadaşlar. Bu. Şu an birçoğunuz bunu dinlerken tiksindiniz biliyorum. Ama hayat buydu. Teknoloji insanların hayatını kolaylaştırırken insanları da oldukça zayıflatmıştır. Bunun kimse farkında değil. Bak çok basit bir örnek ya. Arkadaşlar bundan 30 sene önce ya 40 sene önce annelerinize sorun. Ya millet leğende yıkanıyordu ve küvet yoktu. Sıcak su yoktu, kazanda kaynatıyorlardı. Ha, tasla hop yıkıyorlardı. Yeşilçam filmlerine baksanıza Yeşilçam filmleri 200-300 yıllık değil ki 30-50 yıllık en fazla. E şimdi giriyorsun duşa ooo hanımlar işte bayılıyorlar küveti dolduruyorlar baloncuklar bilmem neler keyfe bak. Muazzam daha da iyi olsun, daha da güzel olsun. Ne güzel medeniyet, insanlık gelişsin. Bundan kimsenin bir şikayet ettiği yok. Ama geldiğimiz noktada bize verilen şeyleri aslında hayatımızın ne kadar kolaylaştığını unutmayın. Unutmayın. Bak size başka bir örnekten yola çıkarak devam edelim isterseniz. Biliyorsunuz ben boks yapıyorum. Onun sonucudur burada işte bir patlak. Şurada hafif bir morluk. Bu çok normal. Ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hedefi olan bir erkekseniz hem beyninize hem bileğinize yatırım yapmak zorundasınız. 50 kere de söyledim bunu. Tamam. Çok zor bir spor. Çok ağır bir spor. Benim burnum kırıldı. Bu kaburgam kırıldı. Bu çatladı. Dişim kırıldı. Morlukların haddi hesabı yok. Vesaire vesaire. Kas ezilmelerin haddi hesabı yok. Ama ben çok seviyorum. Niye? Orada çünkü acı eşiğiniz, zorluklarla mücadele etme eşiğiniz yükseliyor. Her erkek mutlaka ama mutlaka bir dövüş sporu yapmalıdır. En az kendini koruyabilecek kadar. Neden? Siz biz orada keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz yumruk yerken? Tabii ki hayır. Ama orada sen zorluklarla mücadele etmeyi, zorluklardan yılmamayı öğreniyorsun adeta. Bir örnekle anlatayım bunu. Biraz da gülelim, konu dağılsın. Bu bir ay önce filan arkadaşlar böyle cuma günleri genelde antrenmanın sonunda bizim sparringlerimiz olur. Yani antrenman maçı. Böyle geniş bir alandayız. Herkes eşleşir işte. Bir partner bulur. Onunla bir round dövüşür. Sonra eş değiştirir vesaire vesaire. Artık 8. round. Son rounddayız. Ben bitmiş durumdayım. Ondan sonra köşede birini gözüme kestirdim. Ben dedim ki kolay maç olsun bitireyim. Benden kısa
Benim boyum 1.83. Abinin boyu 1.70 var yok. Ve herif 150 kilo ya. Ya bana bakın, benim gibi 4 tane şöyle yan yana. 150 kilo var adam. Ya dedim iyi, ben bunu şey yaparım. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Biz maça başlayacağımız esnada, şimdi amatör boksta eldivenler cırt cırtlıdır. Ha? Profesyonellerinki bağcıklıdır. Bir baktım, adamın eldiveni bağcıklı. Ha, lan dedim, ne oluyoruz yani? Orada benim bir şimşekler çaktı kafada, tamam mı? Dedi ki adam, sert dövüşelim. Sert. Yani bundan kasıt ne? Yani herkes bütün gücüyle dalsın, bakalım ne olacak. Çünkü orada karşındakinin seviyesine göre de ayarlarsın. Kimisi vurma der, kimisi daha işte orta seviye der, kimisi sert dövüşelim der vesaire. Neyse, iyi sert dövüşelim. Şimdi başladık. Adam çok geniş ya, şimdi ringdeyiz. Benim karşıma tank gibi geliyor böyle. Benim de arka planda kafamda jazz soundtrack oynuyor. Dünün, dünün, dün, 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 dün. Adam yaklaşıyor bana. Vuruyorum oralı değil herif. Bizim yumrukları kahvaltı niyetine götürüyor baba. Tamam mı? Arkadaşlar beni bir yerde yakaladı. Bir kere tam ringte köşeye sıkıştırdı. Ben şöyleyim. Aradan vurdu. Tam şuraya denk getirdi. Tam şuraya. Ya bütün samimiyetimle söylüyorum size. Bak, bütün samimiyetimle söylüyorum. Balyozla vursanız bu kadar canımı yakardınız yani. Şimdi bu acı ve vücuda... Şimdi dövüş sporuyla ilgilenenler bilir. Vücuda yediğiniz darbeler vücudu paralize eder. Paralize eder. Oraya bir yumruk yedi, bütün vücudum uyuştu. Şimdi ben orada yere düşebilirim, bırakırlar o zaman. Ama o şekilde ki o hemen başladı, 40. 50. saniyede oldu. 2-2,5 dakika kadar dövüşmek, oradaki irade inanılmaz bir şey. Ve bunu hayatınızın her alanına yansıtabiliyorsunuz. Mutlaka, mutlaka bir dövüş sporuyla uğraşmalısınız. Tamam mı? Bir başka örnek daha vereyim. Gene benden olsun bu örnekler. Şimdi, diyeceksin ne alakası? Hepsini bağlayacağım. Biraz bekleyin, bana biraz zaman ayırın. 2-3 hafta önce dizimde kas yırtılması oldu. 10 gün hiç yürüyemedim. Merdiven yukarıdan aşağı bir kat merdiven çıkmak 5-6 dakika falan sürüyordu yani. Tamam mı? Onun akabinde yavaş yavaş toparladım. Şimdi iyiyim. Yani şimdi bazı şeyleri kaybetmek için, bazı şeylerin değerini anlatmak için kaybetmemiz mi lazım? Mesela yürümek bile ne kadar büyük bir bize sunulan bir nimet aslında. Ben onu orada anladım. Otobüs durağına gidiyorsun. Normalde 5 dakika yürüyeceğin yer 20 dakika sürüyor. Topallaya topallaya. Değil mi? Efendim ben kızla tanışamıyorum. Ya bunlar o kadar basit bahaneler ki. Bunlar aslında sizin arkadaşlar hayatta ciddi bir sorununuz olmadığı için basit şeyleri gözünüzde büyütüyorsunuz. Ya bir işiniz size çıkacak diyecek ki ya şu kızdan hoşlanıyorsun. Tamam. Ya diyecek hemen gidip kızla konuşacaksın ya diyecek senin kafana sıkacağım şimdi. Seç. Utangaçlık mı kalır ya o dakikada? Allah aşkınıza. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne diyeceğini bilmeyeceğini mi düşünüyorsunuz dakikada? Hayır. Yani bütün ya problemlerinizin %99'u aslında hiçbir derdiniz olmadığından, çok konforlu yaşadığınızdan kaynaklanmaktadır. Ve bu bütün insanlık için böyle. Bak ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani Z kuşağı zaten inanılmaz rahat yetişti. Ha, yolları bahtları açık olsun bir şey demem. Ama bak iddialı konuşuyorum. Z kuşağında savaşacak asker bulamayacaksınız. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Sayılar düşmüş olacak. Başka bir hani şikayetlerden, dertlerden bahsediyoruz ya, millet diyor ben utangaçım, ben bilmem neyim, şudur budur. Çok güzel. Ha veya sosyal çevrem yok, arkadaşım yok. Ben size sosyal çevrenin olmamasını anlatayım. Benim canım cicim, kardeşim dediğim adam. Ha, 4 aydır dağlarda. Nerede olduğunu söylemem. Sadece 3 gün bayramda izne geldi. 4 aydır dağlarda terörist kovalıyor. Nerede sabah orada akşam. 4 aydır adamın yatağı yerdeki kaya. Bir kere şikayet ettiğini görmedim. Ben sosyal olamıyorum. Ne yapayım ya? Ya bunlar bahane mi Allah aşkınıza? Şimdi adam bunu Google'a, YouTube'a sorsan 50 bin tane örnek çıkacak. Video çıkacak, sana anlatacak veya egzersiz çıkacak. Ama bunun hiçbirini yapmasına gerek yok. O istiyor ki efendim bir ekonomist bana bir şey versin, bir hap versin, bir cümle versin. Ben bunu söyleyeyim, kızlar bana bayılsın. Mümkün mü ya? Mümkün mü bu arkadaşlar? Daha gerçekçi olmalıyız. Dertlerimizi, problemlerimizi büyütmeliyiz. Erkeksek erkek adam gibi yaşamalıyız. Geçen tweetini attım. Gelin bunu burada bir empati kuralım, bir düşünelim. Bundan ikinci Viyana kuşatması işte. Bundan 400-500 sene önce. Bunu yapanlar bizim atalarımızdı. Değil mi? Bindiler, aylarca at sürdüler. 3 ay ikinci Viyana kuşatmasında Viyana'yı kuşattılar. Bu süre zarfında sen işte bir 3 ayda at sürüyorsun belki. Ailene ne oldu? Anana ne oldu? Bacına ne oldu? Kız kardeşine ne oldu? Bilen yok. Efendim haber yok. Ha? Savaşıyorsun, bir gün ilerliyorsun, bir gün geri adım atıyor, döneceksin, sen ölür müsün? Bilen yok.
Derken oradan hobara köşe bir yerden sırp ordusu çıkıyor. Saldırıyor sana. Yeniliyorsun, moralin bozuk. Geri dönüyorsun. Aylarca at sürüyorsun. Karın, kızın, çocuğun ne oldu? Hala bilen yok. Ya erkekler böyleydi ya. Şimdi erkeklerin derdinde kızla nasıl konuşacağım? Bu jenerasyona ne oldu arkadaşlar? Ne oluyor? Nereye gidiyor yani? Erkek liderdi ya. Erkek savaşandı. Hala da öyle. Hala da öyle. Bunu lütfen yanlış anlamayın hanımlar. Beni çok fazla, özellikle kişisel gelişim videolarımı hanımların izlediğini de biliyorum. Hanımlar başımızın tacıdır ama hormonal yapımız, vücutlarımızın dizaynından dolayı erkeklerin bir liderlik, bir mücadeleci, bir koruma görevi vardır. Eğer kadınlarda da bu aynı seviyede olsaydı, kadınlardan kurulu bir tane ordu görürdük. Niye yok? Değil mi? Ama şimdi bak, sen doğanın kanunları göreyi bir kadına sunman gereken en önemli şey senin güvenlikse, savunma, korumaysa fiziki avantajlarından ötürü. Birader, sen kızla konuşmaya utanıyorsun. Nasıl koruyacaksın bu kızı ya? Bilinç altında kıza verdiğin mesaja bak. Anlatabiliyor muyum? Veya başka bir, ben sosyal olamıyorum. Hiç arkadaşım yok. Ya ne arkadaşı abicim, dünya parmaklarının ucunda. Al bak, ben senin arkadaşınım, sana ben tavsiyede bulunuyorum. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Efendim onun dışında ha, işte borsada kaybettim kazandım, para gelir gider, bunların hepsi hallolur. Dert mi istiyorsunuz? Bir hastaneye gidin. Bir hastaneye gidin. Yaşı, sizin yaşınızda pırıl pırıl çocuklar nefes alabilmek için çarşaf, yatak, yorgan yırtıyorlar hastanelerde. Bir gün gidin gezin ya devlet hastanesini. Dertleriniz dert mi yani? Tamamıyla birçoğumuzun oluşturduğu problemler aslında hiçbir sıkıntımız olmadığından kaynaklanıyor. Bak bunları iyi düşünün. Eckhart Tolle'un Power of Now, şimdinin gücü isimli bir kitabında bir anlattığı bir yer var. Çok hoşuma gidiyor, sizinle paylaşacağım bunu. Diyor ki, birçok insan acıyla, zorlukla kendi kimliğini özdeşleştirir. İşte ne der? Ben şanssız bir bireyim der. Onun kimliği şanssız birey olarak kalır. Ve der, o ona öyle bir dört elle sarılır ki, bu kimliğin değişmesi, yani o şanssızlık elementini ortadan kaldırıp ben şanslıyım, başarılıyım, mutluyum tarafına geçmek istemez der. Neden? Çünkü o taraf belirsizdir der. Burada her şey belli. Niye? Her şey cevabım belli. Ben şanssızım. Mutluluk tarafına geçtiğinde, şanslı tarafına, başarılı tarafına geçtiğinde bambaşka şeylerle karşılaşırsın. Bambaşka bilinmezlerle karşılaşırsın der. Bunu iyi düşünün. Bu sözümü iyi düşünün arkadaşlar. Ve size bir tavsiyem var. Daha sonra bununla ilgili daha detaylı bir video yapacağım. Hanımlar veya erkekler fark etmez. Her gün, ama her gün sizi zorda bırakacak, canınızı sıkacak, yapmak istemeyeceğiniz bir şey yapın. Hayatın toz pembe olmadığını anlayın ve hayatta zorluklarla mücadele etmenin hayatın bir parçası olduğunun farkına varın. Beyninize bunu yerleştirin artık. Öbür türlü hayat artık o kadar kolay ki. Hani bir hedefiniz yoksa o kadar kolay ki, Allah korusun her şeyinizi kaybettiniz diyelim. Ne olacak ki? Gidin bir belediyenin binasına, gidin bir sığınma yerine. Devlet de bakar size. Anlatabiliyor muyum? Açlıktan ölmek diye bir şey kaldı mı Türkiye'de ya? Süper. Allah devletimiz başımızı eksik etmesin. Açlıktan ölmek diye bir şey kaldı mı arkadaşlar? Yok. Hayat o kadar modern, o kadar lüks artık. Tamam mı? Dolayısıyla bu da ne oldu? Jenerasyonları günden güne yumuşattı ve geldiğimiz noktada artık sıkıntıdan efendime söyleyeyim problem yaratıyor. Ben çok kiloluyum, zayıfla birader. Yapacağın çok belli. Spor yap. Ya o kadar çok kişiyle karşılaşıyorum ki. Ya ben çok kiloluyum, işte kimse beni beğenmiyor, kıyafetlerime sığamıyorum, kimse beni beğenmiyor. Spor yap, ay başında başlayacağım. Ya birader sen niye 20 gün kaybediyorsun ay başına kadar? Mutsuzsan bugün başla. Ben çok kiloluyum, gelsin pizzalar, lahmacunlar, efendim burgerler. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Birçok kişi aslında negatifliklerle mutlu. Neden biliyor musunuz? Çünkü o negatiflikten şikayet etmek, ben şanssızım demek, içtiğim su yarıyor demek, ona karşı o negatifliği ortadan gidermek için yapacağınız, atacağınız adımlardan çok daha kolay. O adımlar zor. O adımları yapacaksın, para kazanmaya başlayacaksın. Bir sıkıntı. Parayı kazanmak bir dert, harcayabilmek bir dert, parayı muhafaza etmek bir dert. Bambaşka bir problem. Kızla tanışacaksın bu sefer. Kızın dertleri olacak, senin dertlerin olacak. Uyuşmayacaksınız, çakışacaksınız, bilmem ne olacak. Efendime söyleyeyim, sürekli olarak ilişkiyi dinamik tutmanız gerekecek. Belki o yetenekleriniz yok. Ha? Bambaşka bir sıkıntı. Şimdi bununla mı uğraşacaksın? Yoksa ben şanssızım, utangaçım, kızla konuşmayı bilmiyorum demek mi daha kolay yani?
Kızla konuşacaksın, sevgilisi var mı, seni reddeder mi, reddederse çevresindekiler ne der? Ne derse desin o ayrı da. Efendime söyleyeyim, onun akabinde kabul etse bir türlü, reddetse bir türlü. Binlerce bilinmeme. Onun yerine ben çok içine kapanık bir insanım. Ya bu kadar basit yani. Birisi gelip alnına silah dayadığında veya en değerli varlığını elinden alacağım dediğinde utangaçlık mı kalır Allah aşkına? E demek ki kalmıyorsa utangaç biri değilsin. Bahane uyduruyorsun. Değil mi? Bahane mi arıyorsun? Devlet hastanesine git. Senin yaşıtların nasıl sağlıkla mücadele ediyor, can çekişiyor, onları izle. O zaman görürsün bahane neymiş. Biraz güçlenelim artık, biraz kendimize gelelim ya. Ya biz arkadaşlar bak, hakikaten kendinize gelin yani. Siz, bizler, tamam mı? Kendi Çanakkale'de kendi cenaze namazını kılıp bir önündeki mevziden süngü hücumuna kalkıp ölen adamı görüp kendi cenaze namazına kılıp hücum eden adamların torunlarıyız yani. Ha, savaşmayanlar, kaçakları torunları olabilir, ona bir şey diyemem. Ha? Abi erkekler oradan buraya ne zaman geldi Allah aşkınıza ya? Adam cenaze namazını kılıyor, ölüme koşuyor. Torunu diyor ki, çok utangaçım, kızla nasıl konuşsam ki? Var mı böyle bir şey ya? Ya bu nasıl bir rezilliktir ya? Yapmayın arkadaşlar. Dertlerinizi büyütün ve hep pozitif olun. Niye biliyor musunuz? Çünkü öyle dertler gelecek ki başınıza. En büyüklerinden biri de sevdiğiniz insanları kaybetmek. Bir gün hepimiz öleceğiz. Öyle dertler gelecek ki başınıza. Bugünleri özleyeceksiniz. Onun için bugünlerde mutlu olun. Hayat size yakında zaten vuracak. Hiç canınızı sıkmayın yani. Üzüntülerinizi o günlere saklayın. Bugünleri kıymetini bilin. Mutlu olmaya çalışın. Kötü günler geliyor. Tamam mı? İyi veya orta derece averaj günleri kötüye yorarsanız kötü günlerde mahvolursunuz. O günler geliyor. Elbet geliyor. Lütfen dikkat edin. Pozitif olun. Hayat dertlerinizi, başlıkta dediğim gibi dertlerinizi büyütün. Tamam mı? Ve ona göre bir yaşayış belirleyin arkadaşlar. Birçok probleminiz sadece kafanızda oluşuyor. Gerçekle hiçbir alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Bu dediklerimi iyi düşünün, verdiğim örnekleri iyi düşünün ve ona göre de bugünden itibaren, bu dakikadan itibaren bu video biter bitmez hayatınızı ona göre dizayn edin arkadaşlar. Umarım bu videodan fayda sağlamışsınızdır. Hepinize mutlu günler diliyorum. İyi hafta sonlarınız olsun.